sevgili çocuklar. Benim ismim Firdevs Öğretmen. Bugün sizler için eşleştirme çalışması hazırladım. Çalışmamızı yapabilmemiz için gerekli olan malzemeleri sayıyorum sizlere. Şöyle bir kağıdın üzerine 1 ile 10 arasında olan sayıları yazdım. Bir de tabağın içine fasulye koydum. Ben çalışmamı yaparken fasulye kullanıyorum. Siz de isterseniz bunun yerine nohut, mercimek ya da evinizde varsa boncuk da kullanabilirsiniz. Çalışmamızı yapmaya başlamadan önce sizlerle sayı sayalım mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Hadi birlikte saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi de çalışmamızı yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi dairelerimizin içinde sayılarımız yazılı. Ben gördüğüm sayı kadar fasulyeyi dairenin içerisine koyacağım. Önce bir sayısıyla başlayalım. Elime bir tane fasulyeyi aldım. Bir sayısının yazılı olduğu dairenin içine koydum. Şimdi de iki tane fasulye alıyorum. İki sayısının yazılı olduğu dairenin içine koydum. Üç tane fasulye alıyorum. Bunu da üç sayısının yazılı olduğu dairenin içine koydum. Yanımda Umut var. Umut, çalışmamızı yaparken bize yardımcı olmak ister misin? İsterim. Hadi gel birlikte yapalım. Çocuklar, şimdi 4 sayısındayız. Umut 4 sayısının olduğu dairenin içine 4 tane fasulyeyi koyacak. 2 3 4 Şimdi 5 sayısındayız. 6 sayısındayız. Şimdi 7 sayısına geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Daha 8 sayısındayız. Şimdi 8 sayısındayız. 9 sayısındayız. 9 sayısına geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Sıra son sayımız 10'a geldi. Evet, şimdi de 10 sayısındayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet çocuklar, biz çalışmamızı tamamladık. Biz çalışmayı yaparken sayılarımızı sıralı bir şekilde kullandık. Siz de bunu annelerinizle babalarınızla oyun haline dönüştürebilirsiniz. Onlar size sayıları karışık olarak söyleyip siz de söylenen sayı kadar nesneyi dairenizin içine koyabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Yeniden merhaba çocuklar. Şimdi sizinle nohutu ve kürdanı kullanarak 3 boyutlu bir ev yapacağız. Bu çalışmayı yapabilmemiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 çay bardağı nohut, yarım kase su ve kürdan ihtiyacımız var. Bu çalışmayı yapabilmemiz için bizim ön hazırlık yapmamız gerekiyor çocuklar. Çünkü nohutu elime aldım, dokunuyorum ve nohut sert bir yapıya sahip. Benim kürdanı nohutun içine bu şekilde batırabilmem için nohutu yumuşatmam gerekiyor. Nohutlarımı suyun içerisine boşaltıyorum. Ve bunu 3-4 saat kadar yumuşaması için bekletiyorum. Ben daha önceden nohutlarımı suyun içerisinde beklettim. Nohutlarım yumuşadı. Şimdi çalışmamızı yapmaya başlayabiliriz. Önce evimizin taban kısmını yapalım. Gördüğünüz gibi evimizin tabanı kare şeklinden oluşuyor. Bunun için 4 tane kürdana ve 4 tane de nohuta ihtiyacım var. Evet,
evimin tabanını kare şeklini yaparak oluşturdum. Sıra geldi duvarlarını yapmaya. 4 tane kürdanı nohutların üzerine dik gelecek şekilde batırıyorum. Şimdi kürdanlarla yine nohutları birleştirerek evimin duvarını tamamlıyorum. Evet çocuklar, evimizin duvarlarını da böylelikle tamamlamış olduk. Sıra geldi çatısını yapmaya. Bunun için de kürdanları eğik bir şekilde nohutların üzerine yine batırıyorum. Ve bir tane nohutla bütün kürdanları birleştiriyorum. Evet çocuklar, biz evimizi tamamladık. Ben sizin için ev yapımını tasarlamıştım. Siz de isterseniz bunun yerine daha farklı çalışmalar da yapabilirsiniz. Tabii yaptığınız çalışmaların fotoğrafını çekip öğretmenlerinize atmayı da unutmayın. Olur mu? Görüşürüz.